Işığı yaktın mı? Işığı da yakacağız, evet. Duman altı yaptım burayı Kadir abi ya. Evet, sor bakayım. Bir tane bir arkadaşımız var, 16-17 yaşında. Mr. Olympia olacağım ben diyor. Takmış kafaya, ben Mr. Olympia olacağım. 16-17 yaşında işte antrenman yapan, yani dümenden normal antrenman yapan bir vatandaş gibi fiziği. Normal yani. Senin amcanın çocuğu vardı, neydi, Emirhan mıydı? Gözlüklü. Ha, onun gibi düşün fiziği. Anladın mı? Kaç yaşında bu kardeşimiz? 16-17 yaşında. Ben illa Mr. Olympia olacağım diyor. Kadir abi bana bir şey söylesin diyor. Vallahi dedim, geçirir mi, geçirmez mi, ne der ben bilemem dedim yani şimdi. Mr. Olympia'ya dahi biliyorsun yani Kadir abi. Şimdi bu şekilde tabii bu arkadaşı kastetmeyerek bu tip böyle dallamalar mı diyeyim, tamam mı? Evet. Arıza model mi diyeyim? Sonuçta çok genç yaşta, daha ağır konuşmak istemiyorum. Evet. Şimdi bu soruya benim aklıma birkaç soru mevzu geldi. Onları diyeceğim. Ya şimdi 17 yaşındasın. Spora yeni başladın. Ya olimpiya olmak ne amına koyayım? Yani tamam, insan kendine bir hedefler koyar. Aynen. Ama şimdi askerde şöyle bir şey vardır. Yani mevzuyu atsın, mevzu olsun diye söylüyorum. Şimdi bir yere taarruz ediyorsun diyelim. Anlıyor musun? Böyle 20 metre, 30 metre sıçrama derler. Hani düşman saflarına doğru. Sen şimdi komutanım, ben 2 kilometre sıçracağım ya. Ananın ama 2 kilometre sıçranır mı? Yani. Yani bunu 20-30 metre sıçra da birisi vurmasın seni mesela. Aynen. Veya sürünerek gidersin falan. Şimdi bu kardeşimiz de olimpiyaya kafayı takacağına ilk önce bence Türkiye şampiyonluğunu kafaya taksın. Kafaya takarım. Ondan sonra atıyorum Avrupa şampiyonluğu. Aynen. Veya işte daha küçük bir Balkan olsun, şampiyonluğu falan. Sonra çıkarsın işte Avrupa şampiyonluğu, işte dünya şampiyonluğu, Arnold Classic derken hani pro kart mı ne diyorlar ki ya, bağımına koyduğum pro kart herkeste var, ne sikimse ben anlamıyorum. Çok yok ya, Türkiye'de 4-5 kişi de var. Ya ama adamların face'ine baktığının pro kartı olmayan yok. Ha yok, o ayrı konu. IFBB, pro kart. Amatör filan onlar. Neyse, hedefi kısa koyup, yani sen Türkiye şampiyonu olursun. Sonra Avrupa, işte Balkan, şu bu falan filan. Ha bir bakarsın yani Türkiye şampiyonu olduktan sonra hani olimpiye olabilecek göt var mı bende? Aynen. Ya onu test etmiş olursun. Aynen. Yani bu işi uzman olan hocalar, evet senden bu olabilir kardeşim. Evet. Yani çalışırsan. Ama bunu tabii dallama hocalara değil. Veya işte devamlı para akıttığın hocalar değil. Eğer bir insan senden devamlı para alıyorsa, seni affedersiniz düdüklüyorsa, anlıyor musun? Bu adam sana hiçbir zaman sen kötü sporcu olsun demez. Aynen. Veya sen olimpiye olamazsın demez. Çünkü seni uzun yıllar sana düdükleyecekler, anlıyor musun? Aynen. Hani bu işten para kazanmayan hakikaten Türk sporunu, Türk sporcusunu ileriye getirmekten gurur duyabilecek. Yani isimsiz kahramanlar vardır ya savaşlarda, şunlar bunlar. Aynen. Hiç ismi geçmez ama savaşın kazanılmasında bir insanın başarılı kazanması yönünde mücadele etmiş insanlar vardır. Yani aynen, adam mesela üniversite okuyan talebelere şey verir, ne derler ona? Burs. Burs, ha aynen. Para verir. Adamın hiçbir karı olmayacak. Yani diyelim ben Atakan'a burs veriyorum. Atakan'dan benim ne karım olacak ama ne karım olur? Vatanına, milletine hizmet edecek diye verir. Şimdi bu tip hocalarla çalışırsınız ki size doğruları konuşsun. Yani dediğim gibi ufak ufak çıkıp kendini hayal kurmadan, çünkü herkes Mr. Olympia olacak diye bir şey yok. Şimdi Amerika'da mesela binlerce, milyonlarca vücutçu var. Yani ciddi çalışıp veya işte Arnold Classic'te şampiyon olmuş veya dünya şampiyonu olmuş ama adam hiçbir zaman olimpiye olamamış. Mesela Kai Greene gibi. Aynen. Hep ikinci adam oldu. 3, 4, 5 neyse bu aralarda gidip gelmiş. Ha, burada torpil vardı yoktu. Adamı farklı şekillerde yapmamışlardı. Orasını da bilmem. Sonuçta olamamış adam ya. Aynen. Onun için şey diyorlar. Gençliğinde gay pornolarında oynamış. Onun için onu böyle şekli düşük diye Mr. Olympia yapmadı diyorlar. Bazı yıllarda işte birinciden daha iyi formda çıktığı olduğu söyleniyor falan yani. Yani öyle diyorlar. Bilmiyorum. Yani içinde değilim. Çok da umurumda da değil. Anlıyor musun? yani o şekilde kendine bir hedef koyup devam etmesi lazım. Aynen. Evet, bu arkadaşımıza da böyle bir cevabımız olsun. Bana da artık umarım şey yapar yani. Cevabı aldığı için yani mutlu olmuştur diye umuyorum. Şimdi tabii yorumları şey yaparsak. Geçen şimdi dallama bir arkadaşım biri, tamam mı? Hı. Tamam. Eleştiriye, yorumlara açıyoruz. Sonuçta herkes tabii. Beni beğenmek zorunda değil, beni yani dinlemek zorunda da değil. Benim anlattıklarımı doğru olarak kabul etme zorunluluğu da yok. Tabii yanlış da olabilir senin söylediğin.
yani yanlış olaya katılmam ama olabilir de tabii yani. Yani olabilir, ha. Aynen. Şimdi diyor ki hocam diyor sen hocaysan diyor ben diyor bilmem neyim diyor. Hı. Ya oğlum ben sana demedim ki amına koyayım ben yani şöyle hocayım böyle hocayım diye. Aynen. Yani ben hocalık lafını da kabul etmiyorum. Evet. Sonuçta biz bu işi 20-30 sene, 30-40 sene neyse yapmış. Kafamıza göre ağırlık basmış. Dümen bazen dümenden bazen ciddiyetten yapmış bir insanız. Ben kendi fikrimi size anlatıyorum. Ha, dinlerseniz dinlemezsiniz. Yani o da çok tın yani bana. Yani dinleyen arkadaşlar dinler. Ki kaldı ki mesela adam 6 ay spor yapmış. Instagram'da işte şurada burada video çekiyor. Yani amına koyayım biz ne kadar dallama da olsak Olavuk'tan daha iyi biliyoruz bu işi yani. En azından bir tecrübemiz var. Anlıyor musun? Ha, dinlersiniz dinlemezsiniz o size bağlı. Yani böyle boş yorumlar hani bir yorum yaparsınız ki biz de oradan bir şey alırız. Yani öğrenmek yaşla ilgili bir şey değil. Anlıyor musun? Yani bana öyle bir yorum ya ki ben de bak adam doğru diyor kardeşim. Yani biz burada yanlış konuşmuyoruz diyelim. Olay bu yani. Aynen. Tamam, tamam. Başka ne olabilir? Takipçilerden ne geldi? Ne gitti? Ya kafalar var mı? Takipçilerden mesela diyelim ki şey yapıyorsun. Biraz siyasete girdiğimiz söyleniyor. Videolar var. Hı hı. Şimdi işte hocam sen AKP'li misin falan filan. Ya oğlum ben hiçbir videomda AKP'liyim demedim ki. Aynen. Artı AKP'li olmak da ayıp bir şey değil. Aynen. Ama ben hiçbir videomda ben AKP'liyim. Onu şeyden tamir etmiş olabilirler. Telefon melodin şimdi Dombra ya mesela. Adam oradan takip etmiş olabilir. Niye canım? AK Parti'nin de şeyde vardı ya sokak marşlarında Dombra şey. İlgisi yok. Bak şimdi ben tarihine bağlı bir insanım. Evet. Türk kültürüne, Türklüğü seven bir insanım. Aynen. Ha, ben Türk'üm. Aynen. Belki 500 sene evvel Türk değildim. Aynen. Ama ben kendimi Türk hissediyorum. Bu ülkede sağcısı, solcusu, anasının ama ne olursa olsun Dombra marşını sever. Aynen. Bu ülkeyi de sever. Anlıyor musun? Sen şimdi atıyorum CHP'liysen Osmanlı'yı sevmiyor musun? Ya tarihini inkar mı ediyorsun? Yani canım tabii. Ben Ertuğrul Gazi'yi de severim. Osman Gazi'yi de, Orhan Gazi'yi de, Atatürk'ü de. Efendime sana söyleyeyim Atatürk'ün sonra gelen İsmet İnönü'yü çok da fazla sevmem ama sonuçta saygı duyarım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı yapmış. Anlıyor musun? Hiçbir zaman da kötü konuşmadım. İşte Menderes'i var, kılı var, yünü var. En son Tayyip Erdoğan var. Yani ister kabul etmeyin, ister kabul edin. Şimdi bak ben kendi adıma demokrasiye inanmam. Demokrasi diye sikim bir mevzu bu, anlıyor musun? Bence bir ülke demir yumrukla yönetilmesi lazım. Şimdi 85 milyon insan var, herkesin başı götü oynar amına koyayım. Herkes farklı bir fikir beyan eder. Bu da benim kendi şahsi fikrim. Bana göre öyle. Ha şimdi bugün mesela adam biri geliyor diyor ki bu Zeytin Dalı hareketi yapıldığı zaman şimdi salonda ben çok farklı insanlarla muhatap olduğum için genci var, orta yaşlısı var. Şimdi mesela Cumhurbaşkanımıza başkomutan diyorlar ya. Şimdi geldi bir tane lavuğun biri. Ya o nereden başkomutan oluyor? Bizim başkomutanımız Atatürk. Tamam kardeşim. 100 sene evvel başkomutan Atatürk'tü. Kimse farklı bir şey demiyor ki. Ya bugünkü anayasaya göre, kanunlara göre Cumhurbaşkanı başkomutan. Bugün reis olur, yarın Kılıçdaroğlu olur, ebesi gün farklı biri olur. Diyelim ki Meral Akşener hanımefendi Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi asker kadından komutan mı olur? Olmaz. Bana göre olmaz. Ne diyeceğiz yani sen kimsin lan? Biz senin emrinden bir yere gitmeyiz mi diyeceğiz yani? Demokrasi denilen şey bu. Eğer demokrasiye inanıyorsanız. Evet. Sonuçta bu adamlar 20 senedir seçim kazanıyor. Aynen. Efendime sana söyleyeyim bu milletin %51'i 52'si neyse oy veriyor. Ne yapalım şimdi amına koyayım çatışma mı çıkaralım ya? Ülkeyi mi bölelim ya? Aynen. Ha sen daha iyi ya milleti ikna et. Sen başbakan ol veya ülkeyi sen yönet. Yani olay bu. Yani burada illa benim AKP'li olduğumu nereden çıkarıyorsunuz onu anlamış değilim. Ha millette şöyle bir şey var. Şimdi bir gün yine böyle bir anı. Salon önünde oturuyorum çay içiyorum. Bir dayı geldi. 70'li yaşlarda. Birkaç kişi daha varız. Kahvenin önünde muhabbet ediyoruz. Şimdi dini bir mevzudan açıldı olay. Cennet cehennem ayağında. Nereden de açıldı tam hatırlamıyorum. Şimdi dayıda inanç yok. Diyor ki ben diyor Allah'a falan inanmıyorum diyor. Haşa sönme. Cennet cehennem. Ne lan diyor. Dangalak mısınız diyor. Öyle bir şey yok diyor falan. Evet. Öldük mü diyor. Ananın namını gördün diyor. Ölüp gideceksin. Falan. Siz dedi rahat olun dedi. Ben dedi cehenneme gireceğim. Arkadan kapıyı kapatacağım ki hiçbirinizi almayacağım. Eyvallah dayı dedim yani. Bize büyük kıyak yaparsın. Hani günahımız çok ya Allah affetsin. Oradan şimdi bir orospu çocuğu kalktı tamam mı? Adam ben tam bir götü oğlan amına koduğumu çocuğu. Anamı sik diye yalvarır gibi bir hali var ya. Şimdi geldi benim yanıma.
Sen dedi insanlara niye ayrıştırıyorsun lan dedi. Bak şimdi bana konuştuğu laf bu. Dedim oğlum ne ayrıştırıyorsun, ne diyorsun oğlum dedim sen. Sen dedi insanları ayrıştırıyorsun, yok o cennetlik, o cehennemlik falan filan. Dedim bak oğlum, senin dedim ananı sikerim. Orospu çocukluğu yapma, önce bir mevzuyu dinle. Şimdi dayı da diyorlar ki, ne diyorsun oğlum dedi ya. Adam dedi ayrıştırma falan yapmadı ki dedi. Ben anlattım, ben Allah'a inanmıyorum dedi haşa sönme. Cennet cehenneme de inanmıyorum. Ben anlatıyorum, o da eyvallah dayı beni yeter ki cehenneme alma dedi bana dedi. Aynen. Bu sefer benden ziyade onlar adama hücum etmeye başladı. Sen aynen. Kimsin? Şimdi adam takmış ya, sen AKP'li misin? Lan oğlum bizim AKP konuşmadık ki burada veya herhangi bir parti konuşmadık ki. Aynen. Hani onu söyleyen adamın hangi partili olduğunu da bilmiyor. Evet. Muhabbet aynı. Şimdi bazı insanlar vardır ki, şimdi bir vatanla ilgili veya ülke adına bir şey konuşuyorsun. Şimdi işte sen AKP'li misin veya sen CHP'li misin veya sen, veya adam eleştirir diyelim hükümeti. Vay sen CHP'li misin veya şu parti. Ya ne alakası var kardeşim? Yani bir mevzu konuşuyor, adam hemen oraya aktarıyor bunu. Evet. Olay bu ya. Ben senin bizzat Facebook'unun olduğu zamanlardan da biliyorum. AK Parti'yi çok sert eleştirdiğin zamanları çok iyi biliyorum. Yani paylaşımlarını ya. Çok net hatırlıyorum yani. AK Parti'yi eleştirilecek taraflar. Diyelim ki eleştiriyorum. Evet. Her gün sabah akşam medyada sövsün adamı oyarlar da. Aynen. Diyelim sabahtan sabah 8'de kalkıyor akşama kadar AKP'yi sövüyorum. Ne olacak söyleyeceğim? Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu kadar evet. Ha, ne yaparsın sen ahlak kuralları içinde insan gibi şu şu işi eleştirirsin. Eleştirebilirsin. Aynen. Mesela eleştirdiğim bir konu vergi sistemi. Ha, bu 50 senedir Türkiye'de böyle. Tabii. Şimdi ben mesela bir kamyonet aldım. Kamyonetçilik yapıyorum. Aynen. 7-8 bin lira KBG'sine verdim. Evet. Ama bu işi hiçbir belge almadan kaçak kuçak yapanlar da var. Trafikte bu adamlara bir şey sormuyor. Sizin KBG'niz, kılın, yüzünüz var mı diye. Ben şimdi vergimi veriyorum. Muhasebesi, vergi, diğeri hiçbir şey vermiyor. Şimdi böyle bir kontrol de yok. Kör tuttuğunu siker hesabı, öyle bir sistem var. Anlıyor musun? Veya adam şimdi spor salonu çalıştırıyor diyelim. Hani bizim sektör olduğu için diyorum. Adamın ayda 300 tane üyesi var. 300 tane üye 150-200 lira atıyorum şey alıyor mesela. Kişi başı ücret. Ücret ama hiçbirine fiş kesmiyor. Vergilendirmiyor. Ha sonra pandemi çıkınca kirasını mirasını ödeyemeyince devlet bana niye vermiyor kardeşim? Sen devlete ne verdin? Ananına mı dayağını konuşuyorsun? Ha verenlere lafım yok. Yani her gelen müşteri fişini kesip dürüstçe vergisini verene lafım yok. Şimdi herkes vatandaş vergi kaçırma peşinde. Ondan sonra bir şey olduğu zaman da devlet benim kiramı versin. Ya dünyada öyle bir şey, öyle bir sistem yok ki. Yani vermeden almak Allah'a mahsus. Ha, vergi sisteminde eleştirdiğim çok konular var. Atıyorum farklı konular da var. Çok fazla da girmeyelim mevzulara. Aynen sonra ama siyaset yaptın diyorlar. Sonuçta yani. Demokrasi denen bir olay var. Birileri aday çıkıyor, kazanıyor. Ne yapalım yani? Şimdi bunu kabul etmek zorundayız kardeşim. Yani kabul etmesek ne olacak yani? Demokrasi denilen böyle bir şey. Evet. Çok da fazla girmeyelim mevzuya. Olay bu. Bu videoda böyle olsun o zaman. Bir tane Mr. Olympia ile ilgili bir sorumuz vardı. Genç bir arkadaşımızın sorusunu yanıtladın. Ondan sonra birkaç da anı geldi arkasına. Güzel de bir sohbet oldu. Siyasetle ilgili bize laf söyleyenlere de güzel bir cevap oldu bence. Yani. Tarafsız bir cevap oldu. Yani bak bir videoyu biz çekerken bizi abonelerimizden o partili, bu partili, A, B, C, D, E, F, G bir sürü partili var. Herkes fikrini adam gibi açıklayabilir. Mesela adam tutuyor Amerika'dan Türkiye'yi kötülüyor. Yani kimse vay sen şu hani küfür ederek sen bunu niye böyle diyorsun diyor mu? Yok. Yani o onun fikri. Artık içinde ne vardır onun? Türkiye'de aradığını bulamamıştır. Gereken saygıyı görmemiştir. Bunu belki objektif diyor, belki kıllığına diyor. Yani onu da Allah bilir, bilmiyorum. Yani sonuçta herkesin fikrine saygı duyacağız. Yani olay bu ya. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Geldik amına koyayım. Dur. Kapatayım bir de sigara.